Hoş bulduk. Aç. Sen açabiliyorsun, hadi bakalım. Bunlar tamamen kendi emekleri. İnanın onlar bana yardımcı oluyorlar. Teknoloji konusunda bana yardım ediyorlar. Harika. Bizim de anladığımız şeyler değil ki bunlar. Evet, evet. Bizim dönemimizde bir yazılı bir söz var. Açabiliyor musun? Hiç şey biliyor musun? Ayağa kalkacağız, oturduğumuz yerde son olur mu o? Diye. Atatürk'ün hayatını oluş sırasına göre yaptık. Peki. Atatürk'ün doğduğu yer Selanik, 1881'de doğdu. Akıllı tahtadan, oradan soracağız. Gittin mi sen buraya? Gittim. Peki, devam. Atatürk'ün doğduğu yer Selanik'teki. Atatürk'ün ailesi Zübeyir Hanım, babası Ali Rıza Efendi, kardeşi Makbul Hanım. Atatürk'ün okuduğu okullar 1. Mahalle Mektebi, 2. Şerif Efendi, 2. Er-3 Selanik Mülkiye Rüşvesi, Müşriye Ortaokulu. Bravo. Selanik Askeri Rüşvesi, Manastır Askeri İdadesi, İdadi lisede. Gittin mi buraya? Neyse devam et. Harp okulu. Bir harp okulusu. Atatürk'ün göreve başlaması. Harp okulusundaki kurmay yüzbaşı olarak mezun olup orduya katıldığındaki fotoğrafı. İlk savaşı, katıldığı ilk savaş Tıfaklı Suat Savaşı'dır. Bu savaşın bir özelliği de neydi Egemen'cim? Osmanlı ordusuna katılmış olması değil mi? Evet. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde büyük başarı gösterip Çanakkale geçilmez edildi. Yurdumuzun işgali, Birinci Dünya Savaşı'nda birlikte savaştığımız ülkeler yenilince biz de yenilmiş sayıldık. Bunun üstüne düşmanlarımız yüzler yurdumuzu paylaşıp işgal ettiler. Milli mücadelenin başlaması. Yurdumuzun işgaline çok üzülen Mustafa Kemal yakın arkadaşlarıyla birlikte Bandırma Barbaro'yla İstanbul'dan yola çıktı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geri Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Kongreler. Mustafa Kemal Samsun'dan sonra Amasya, Erzurum ve Sivas'a giderek toplantılar yaptı. Elimle gösterebilirdim bak o sunumu yaparken harita üzerinde. Buradan buraya, buradan buraya şeklinde. Neyse tamam. TBMM açılışı. Mustafa Kemal daha sonra Ankara'dan Ankara'ya giderek 23 Nisan 1920'de 1920'de TBMM'yi açtı. Türkiye açılımını söylüyoruz. Türkiye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Evet. Kurtuluş Savaşı. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya Savaşları'nda ordumuz büyük kahramanlıklar gösterdi. Büyük taarruz, düşmanlarımızı yurdumuzdan tamamen attık. Cumhuriyet ilan, Cumhuriyet'in ilanı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Yönetim şeklimiz Cumhuriyet oldu. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Yapılan yenilikler. Soyadı kanunu. Burada ne oldu? Dedi. Soyadı kanunu da ilk olarak. Atatürk'ün. Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal'e. Atatürk. Atatürk soyadı. Evet. Kul kıyafette yenilik yapıldı. Yazıda değişiklik yapıldı. Ölçülerde yenilik yapıldı. Kızınlara sekmeler ve saçım hakkı verildi. Atatürk'ün hastalanması. Vatanı ve milleti için çok çalışan Ulu Önder Atatürk çok yoruldu ve hastalandı. Atatürk'ün ölümü. Atatürk 10 Kasım 1938'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Atatürk şimdi Anıtkabir'de yatıyor, bizim kalbimizde yaşıyor. Burayı gördün mü? Görmüşsündür tabii. Daha yeni gittim bir de. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak alacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ne demekti o ilelebet payidar kalacaktır sözünün anlamı? Sonsuza kadar?
yaşayacak. Varlığını koruyacaktır onlar. Mesajım, Atatürk keşke seni görseydim ama yine de seni çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aferin. Biz o tamamen kendi cümlesi mesajı. Öyle mi? Evet.